Lan sizin aklınız yok ya, siz delisiniz lan. Bak vallahi diyorum, bu adam hasta. Manyak. Anon, seni kibritten şişine sokacağım lan sizi. Ulan bana neler ettiniz ya. Aklımı tatile yolladım diye rahat erdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollama. Ulan bana neler ettiniz ya. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim. Göreceksin. Pelikancılar. Bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım. Sınıfta bırakırım, bak çok pis vururum. Pambık. Pambık orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pambık. Bak ben sana söyleyeyim. Bak vallahi diyorum, bu adam hasta. Manyak. Lan namusu maaşı kadar olanlar. Yok fethet lan bırak. Sen Ebu Sufyan'dansın. Dünya değişti. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Sizlere daha önce Sedat Peker vs. AKP mini dizisinin spoilerını vermiştim. O videodan sonra elde edilen hasılatla Yusuf Kayaalp'in Miami'de soğuk limonatasını yudumladığını iddia etseniz de bu iddialar asılsızdır. Çünkü Miami değil, New York'ta limonatamı yudumluyordum. Tanrı her YouTuber'a para kazanması açık Sedat Peker kanalı nasip etsin. Türkiye'nin en çok izlenen bireysel kanalı merhaba. Sen değil, sen. Her neyse. Sedat Peker hükümete karşı açıklamalarına halen daha devam ediyor. Her ne kadar target list listesinde iktidar partisiyle bağlantısı olan insanlar olsa da asıl fokuslandığı kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ta kendisidir. Sedat Peker açıklamalarıyla Süleyman Soylu'nun birçok büyük şirkete çöktüğünü, birçok yolsuzluk davasına karıştığını, birçok kez rüşvetle adam kayırdığını her videosunda yeni yeni olaylarla iddia ediyor. Tipik bir Orta Doğu ülkesinde tipik suçlamalar diyenleriniz olabilir. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bazıları bundan oldukça rahatsız olup Peker'in bir an önce susmasını istese de Peker gişe rekorları kırmaya ve popüler olmaya devam ediyor. Görünüşe göre yakında Oscar ödülü alacak bu çılgın adam. Fakat geçtiğimiz günlerde kendisinden saatlerce haber alınamamış ve birçok insan da bu durum hakkında kıçından teoriler üreterek Sedat Peker'in yakalandığını iddia etmişti. Hatta bazıları Sedat Peker'in öldürüldüğünü bile düşünmüştü. Soru işaretlerinin dolu dolu geçtiği saatler sonra Sedat Peker bir açıklama yaparak takipçilerinin gönlünü rahatlattı ve rakiplerine karşı büyük darbe olacak başka bir açıklama yaptı. Peker kendisi hakkında söylenen Interpol kararını yalanlayarak Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından çağrıldığını ve ülkede ne kadar kalmak istersen kalabilirsin şeklinde izin aldığını söylemiştir. Aynı zamanda BAE istihbaratına göre Sedat Peker'e karşı birçok suikast planının olduğunu, bu konuda dikkatli davranmasını söylediklerini de eklemiştir. Daha sonra birkaç açıklama daha yaparak bu sefer de adadan veis ateşi göndertmiştir. Peki Sedat Peker iddiaları sizce doğru mu? Siz kıçınızı yırtarak kazandığınız asgari ücretle geçinmeye çalışırken siyasiler ve siyasilerle bağlantılı kişiler gerçekten yolsuzluk yaparak sizin emeğinize mi çöküyor? Gerçekten Türkiye'de siyasetle ilgilenenler için mi söylenmiş bal tutan parmağını yalar? Bu soruları merak etmediğinizi biliyorum. Çünkü büyük çoğunluk cevabı ne olduğunu biliyor. Lakin bütün bu sorular dışında herkesin kafasında zamanında Sedat Peker'in Türkiye'de sağlamış olduğu güç nedir diye büyük bir soru işareti yatıyor. Eğer hazırsanız Sedat Peker'in tarzında bir kamera, bir tripodla değil, bir like ve bir aboneyle size bu durumu anlatabilirim. Sizlere açıklamam gereken önemli bir şey var ama bunun için size de ihtiyacım var. Hatırım için bir an Türkiye'de yaşayan bir siyasetçi veya mafya olduğunuzu düşünün. Hayal kurmayın, düşünün. Harika, seninle gurur duyuyorum. Sadece ben değil ha, milyonlar sizinle gurur duyuyor. Halk ozanları mı, şairler mi, bilim adamları mı, sanatçılar mı? Ha onları sallayın, en büyük sizsiniz. İsmi unutulmayacak olan sizlersiniz. Kusursuz olan sizlersiniz. Çünkü halkınız geçmişten günümüze güce tapmak için birbirleriyle yarışıyor. İşiniz de çok basit ha, halkın dertlerini dinlemenize gerek yok. Seçime bir gün kala bir proje gerçekleştirin ya da olan kötü bir durumu bir önceki hükümete yükleyin. Onlar şartlar ne olursa olsun sizi destekleyecekler. Rahat olun. Ayrıca bu emekleriniz karşılığında sizlere mal varlığınızdan bahsedeyim. Bu mevkilerden birinde olur olmaz harika bir Mercedes sahibisiniz. Hadi hayırlı olsun. Ah harika bir müstakil ev mi? Canı sağ olsun al. Bankada tomarla para. Kaymağı olsun al. Bir yazlık. Yani olmazsa neyse onu da al. Bir araba daha mı? İyi tamam en azından çalışacağım. İkinci bir ev mi? Bir dakika. Tamam yetmez mi? Lan ne yapacaksın? Bunları yeter. Kendine gel oğlum, sömürdün bitirdin. Lan boğuluyorum. İşte Türkiye'de mafya ve siyasetçi olmak temsili olarak böyle bir şey. Neden mi? Söyledim ya, halk güce tapmayı çok seviyor. Sedat Peker ileri görüşlü olmuş olacak ki daha 14 yaşlarında karanlık işler çeviriyordu. Siz 19 yaşında ne bok yapıyordunuz bilmiyorum ama Sedat Peker bir otomobil bakım şirketi kurmuş, paranın içinden geçiyordu. Fakat daha sonraları dolandırılmış ve otomobil işini bırakmıştı. Genç yaşlarında kaçakçılarla savaşarak güç basamağında zirveye oynayan Sedat Peker, 20'li yaşlarında artık karanlık dünyanın en güçlü isimlerinden biriydi. 90'lı yılların sonunda devlet adamları özellikle genel
generaller. Dostum biz kaçakçıları yenecek güçte değiliz. Boşu boşuna koltuk işgal ediyoruz ama her neyse. Bu konuda senden yardım istiyoruz diyerek Sedat Peker'le anlaşmıştı. Fakat daha sonra ne olduysa tuhaf bir şekilde Sedat Peker için tutuklama kararı çıkmıştı. Peker Romanya'ya kaçarak ikametine burada devam etse de yine tuhaf bir şekilde teslim olmak için ülkeye dönme kararı almıştır. Girdiği cezaevini tadilata vererek bulunduğu hücreyi 5 yıldızlı bir odaya dönüştürür. Onun bu bonkörlüğü aynı cezaevinde kalan mahkumların da hoşuna gitmişti. 8 ay içeride kaldıktan sonra serbest kalan Sedat Peker tekrar sahnedeydi. Ünlüler, siyasiler, generaller, futbolcular, iş adamları. Herkes onunla boy göstermek için yarışıyordu. Daha 23 yaşlarındasın, paranın içinden geçiyorsun ve devletle işbirliği yapacak bir güce mi eriştin? Wow, ben de istiyorum. Bunun için siyasete mi atılsam, karanlık işler mi çevirsem? Hala Sedat Peker'in gücünü anlamadıysanız sizlere 2000'li yılların başından bahsedeyim. Peker Turancı fikirlerini her daim vurgulamıştır. Bu sebepten ötürü Turan Birliği'ni Türk halklarına empoze etmek için bir internet sitesi kurar ve açılışı için de büyük görkemli bir tören düzenler. O dönemin popüler insanları bu geceye katılmaktan geri durmadı. Aynı zamanda bir kayalp bilgisi, davetlilere girişte altından yapılma rozetler hediye edilir. O sırada misafirliğe giderken bir kilo baklava almak zorunda kalanlar, o kadar popüler bir üne sahip olmuştu ki yeraltı dünyasının her tarafından kendisine sadık adamları vardı. Hem de bu adamların büyük bölümünü tanımıyordu. İnsanlar onun adına iş yapmaktan oldukça keyif alıyorlardı. Peker'in adına iş yapmak artık yaygındı. Lakin iş o kadar çığırından çıkmıştı ki Peker'in yaşanan olaylar hakkında fikri dahi yoktu. O sırada okulda kavgaya giderken ben Sedat Peker'in yeğeniyim diyenler, yine gücünün zirvelerindeyken Ergenekon davasından suçlu bulunup içeri atıldı ve yaklaşık 10 yıla kadar içeride yattı. Yine üzerinde suçlar ve davalar varken 2014 yılında serbest bırakılmıştı. Artık toplum üzerinde normalleştirilen bir Sedat Peker imajı çizilmeye başlandı. Ekrem abinin de dediği gibi mafya mıyız biz? İş adamıyız söylemini sıkça savundu. Hatta yılın en başarılı iş adamı ödülleri dahi aldı. Bu anlardan itibaren de siyasal İslam'ı benimseyerek AK Parti ile aynı safta ilerlemeye başladı. Hatta 2015 yılında yapılan seçimlere bu seçimler Hilal ile Haç'ın mücadelesidir dedi. Eskiden suç örgütü lideri olarak anılan bir adam bir anda muhafazakar kitlenin sevdiği bir isim haline gelmişti. Hatta bazıları ona bakanlık verilmesini bile tartışmaya başlamıştı. Nitekim kendisi AK Parti mitinglerine katılıyor ve Tayyip Erdoğan için oy istiyordu. Bunlar yetmiyor, hükümet tarafından kendisine özel koruma ekibi tahsil ediliyordu. O sırada bu ay kurumlar vergisi ödeyen Yusuf Kayaalp. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konunun kendisiyle alakası olmadığını savunsa da Peker tam tersine açıklamalar yapıyor. Sedat Peker'in toplum üzerinde normalleşmesini sağlayan diğer büyük aktörde yaptığı büyük yardımlar olmuştur. Bu yardımlar Peker'e olan sevgi ve saygıyı da zirve noktaya taşımıştır. Diğer yandan hükümet için çalışmaya devam eden Peker AK Parti'ye muhalif olanları tehdit etmeye başlar. Kavgada söylenmeyecek bu sözler mahkemeye taşınıldığında bilin bakalım kararlar ne olmuş? Tabii ki düşünce özgürlüğü. Yine seçim dönemlerinde halkı silahlı bir şekilde sokağa davet eden Sedat Peker için bilin bakalım ne olmuş? Tabii ki düşünce özgürlüğü. Demokrasi ülkesi lan burası, kendinize gelin. 2017 evet hayır referandumunda da Sedat Peker AK Parti için çalışmalar sergilemiştir. Aynı çalışmaları 2019 yılındaki seçimlerde de yapmıştır. Bütün bu güzelliklerden sonra rüzgar bir anda Sedat Peker'in tersine esmeye başlamıştı. Kendisinin söylediğine göre yakalanacağını öngörerek ülkeyi terk ederek günümüzde yaşanan olayların zemini başlamıştır. Sürekli Türkiye tarafından yakalanmamak için ülke değiştiren Sedat Peker sabırlı olmaya devam etmiştir. Fakat ailesine karşı yapılan aramalar sonucunda John Wick gibi çıldırıp bir kamera ve bir tripodla ifşa silsilesini başlatmıştır. Görüşe göre Sedat Peker'in açıklamalarından şunu anlamamız gerekiyor. Yıllarca fakire şükretmeyi öğrettiler ki zenginin çarkı dönsün.